Evet, merhabalar arkadaşlar. Herkese hayırlı geceler. Kavaktan saygılar, selamlar. Evet arkadaşlar, durum vahim. Trafik kazası, otobüsü yatmış. Yaralılar, ölüler var. Şu anda yol tıkandı. Kavaktayız, kaldık. Dafçı, hoş geldin kardeşim. Gece gece bu saatte ben kimse ayakta olmaz dediydim ama gene ayakta olanlar varmış. Mert King, geçmiş olsun abi, eyvallah kardeşim. Muhammed Çığırık, Allah rahmet eylesin abi demiş. Eyvallah kardeşim, teşekkür ederim. Allah herkese rahmet eylesin. Yani ölülerimiz var burada, birkaç tane cenaze arabaları geçti. Şu anda yol tıkalı. Bizim sağımızdan, solumuzdan, yanımızdan, yöremizden geçen arabalar var. Vahit Çakır, Burak Gümüşoğlu. Arkadaşlar hoş geldiniz. Mehmet Çoban Yıldız. Kava 20 kilometre kala bekliyoruz. Selam. Aynen Mehmet Usta. Yol buradan tıkalı. Tam bizim şu hemen trafik arabasının ışıkları zaten yanıp sönüyor. Otobüs orada yatmış galiba. Bayağı bir sıkıntı var. Yani yol buradan kapalı arkadaşlar. Tam ben kapalı olan yere aşağı yukarı 150-200 metre diyelim. Mesafem 500 diyelim. Hadi 500 metre mesafe var. Tabelaların göründüğü yer zaten. Hangi firma bilmiyorum kardeşim. Yanına doğru geçmedik. Ben geçmedim. Herkes gidiyor meraklı melahat gibi. Yani orada müdahale edenler falan filan var ama millet yine de meraklı gidiyor, geliyor, bir şeyler yapıyor. Ben geçmedim. Allah hepimize kolaylık versin kardeşim. Cümlemize versin. Yolda olan herkese Allah kolaylık versin zaten. Bu yolda bu şekilde sıkıntı çekmelerimiz bizim. Yani benim araç da vitese geçmiyordu zaten. Burada durduk. Hazır durmuşken debriyaj hava yapmıştı zaten. Şöyle yanımızdaki amcaya çağırdık, ricada bulunduk. O debriyajı biraz pompaladı. Mehmet Çoban Yıldız. Kardeşim yani şimdi tır makaslamasa da zaten bekleyecektik. Önümüzde otobüs yatmış. Mecburen bekliyoruz. Dediğim gibi ölü ve yaralılar var. Bayağı bir. Trafik polisi de geldi az önce. Abi sen ara bir yolun kenarına al, işte sol tarafa alalım da ambulansa, cenaze araçlarına yol açalım dedi. Dedim usta vallahi benim araba böyle kaldı. Vitese geçmiyor. Bir daha işte yanımızdaki sol tarafımızdaki arabaları sağa sola çektik de ortayı boş bıraktık. Benim şimdi olduğum yer yolun kenarındayız biz. Ortamız boş. Gelip geçen arabalar ortamızdan geçebiliyor. Valla yan yollar boş aslında arkadaşlar. Sağ ve sol tarafta yan yollar var. Niye yan yolları kullanmıyorlar? Ben bunu hala hayret etmişim. Bekliyorum yani. Acaba niye bu yan yol kullanılmıyor da bu ana yolu kullanmaya çalışıyorlar? Yan yolu istedikleri gibi kullanabilirler. Sağlı sollu hemen ileride zaten gazanın tam olduğu yerde köprü var. Köprünün üstünden sağa sola. Caner Usta hoş geldin. Onur Alsan hoş geldin. Aleyküm selam. Bu saatte herkes yatıyordur dedim ama ayaktasınız. Pazar diye mi yoksa kar yağıyor diye tatil mi yaptınız hepiniz? Tamam pazar pazar da. Sercan zor kardeşim zor. Allah rahmet eylesin hepsine. Ölülere, yaralılara da şifalar dileyelim. İnşallah. Mustafa Zorlu selam kaptan demiş. Saffet ters baba yolun açık olsun. Neresi burası? Gavak. Saffet ustam. Tam Gavak merkez. Gavak merkezi yerleşim alanını birazcık geçtikten sonra Mahmut Dinç Allah kolaylık versin demiş. Eyvallah teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yani beklerken şöyle bir canlı yayın yapalım dedik. Kar yağışı aynen evet ambulanslar da geçmeye başladı arkadaşlar. Kar yağışı yoğun ustam. Bayağı bir bu bizi
Ta Gerede'lerden beri bırakmadı. Bolulardan beri bırakmadı zaten. Biliyorsunuz dün akşamdan beri ben bayağı bir sıkıntı çektik. Araba İlker, kardeşim şimdi de yani merkezden bir kaçak yapıyor. Hava kaçağı artı hava kaçağı yaptığı için orada ben biraz uğraştığım için debriyaji hava yaptırdı herhalde. Gerçi az önce dedim ya yanımdaki Mercedes sahibini çağırdım dedim dayıma gel bize biraz yardımcı ol dayı dedim rica ettim. Geldi biraz debriyajı pompaladı. Ben de o arada merkezin üstünde bir meme var onu açtım oradan hidroliği biraz hani boşaltalım şey edelim havasını alalım dedik. Biraz aldık tam olmadı ama hava biraz dolduğu zaman araba vitese şu anda kötü de olsa geçebiliyor. Onur Yıldız aleyküm selam Rafet Atar Tatar. Merhabalar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burası araba yolu değil de daha çok yürüyüş yolu oldu gördünüz. Görüyorsunuz da. Yürüyüş yolu olarak kullanıyorlar şu anda. O değil ileriye doğru. Zaten yol şimdi kapanacak komple. O da var şimdi yolda çalışma yoksa eğer. Bu bölgede pek çalışma olmuyor. Burak Gümüşoğlu kaç kilometre kuyruk var abi belli mi? Kardeşim şöyle 15-20 kilometre geriden az önce arkadaşımızın bir tanesi biz de Gava 20 kilometre kala bekliyoruz diyordu. Onların bir önünde gerçi tır makaslamış ama tır makaslamasa da zaten bu kuyruk oraya kadar ulaşmıştır. Katvan da hep kapandı diyor kardeşim benim. Siirt mi? Bitlis falan oralar zaten kardeşim Allah'ın emri yani. Doğu bölgesi o yüzden Burak Gümüşoğlu bakayım telefondan diyor. Bak kardeşim bak. Bir çay bari yapalım kendimize kahve yapalım da şuradan. Bunu bari içelim ya. Arkadaşlar 2 gündür soğuktan ağzımız burnumuz tutmaz oldu. Donduk yani gerçekten. Sizlere canlı yayın yapıyorum buradan yalnız arkadaşlar. Buradan video da yaptım sizlere bir iki tane. Onları da atacağız Allah'ın izniyle. Evet yol yavaş yavaş açılmaya başladı galiba. Şu aracımızı biz bir çalıştıralım. İlerisi bir hareketlendi. Havamızı dolduralım. Havamızı bir dolduralım. Millet yavaş yavaş gitmeye başladı. Biz de onlara eşlik edeceğiz. Havalarını bir doldurursak. Havaları bir doldurursak bunlara eşlik edeceğiz. Verebilirsek Allah'ın izniyle. Hakan Turan eyvallah teşekkürler. Kanada'dan selamlar demiş. Eyvallah Roberto. Ciğerli maşallah demiş. Ciğerli değil kardeşim. Egzoz patlak egzoz. Fahrettin Teke selamun aleyküm demiş. Fahrettin abi aleyküm selam. Abi memleket berbat. Fahrettin abi. Dayı ne yapıyorsun ya? Dayı ne yapıyorsun sen ya? Takacaksın bize birazdan ya. Gözünü sevdiğimin dayısı ya. İki yardım ettin bize birazdan perişan edeceksin ya.
Eyvallah, eyvallah abi. Herkes kaçmış, herkes kaçmış. Arkadaşlar hepiniz kaçtınız. Niye böyle yaptınız be ya? Eyvallah, eyvallah Caner Usta, hoş geldin. Yayın takılmadı, arayan vardı da. O yüzden arkadaşlar, telefona bakmak zorunda kaldım. Bakmasam ağzımı burnumu kırardılar. Dafçı merhaba Dafçı. Raporto yayın kesilmedi. Telefon da kesti yayını, telefon. Ne olmuş? Kaza olmuş. Hafif bir hareketlilik oldu şimdi. Taksiler geçiyor. Biz niye böyle kaldık? Ben anlamadım ki. Eyvallah, eyvallah. Memleketi kötü. Hoş geldik. Memleketi kötü, hoş geldik. Yol berbat, yol yol berbat, ileriye doğru daha berbattır bu da. Bakacağız, bakalım, gitmeye çalışacağız. Hele şu önümüz bir açılsa. Allah razı olsun, Allah razı olsun Kavaklı. Allah razı olsun. Güran Tanga, selam kardeşim Almanya'dan. Eyvallah Güran abi. Hoş geldin, merhabalar. Uyumuyorsunuz bu saatte yani. Hacı nereden nereye gidiyor? Hacı Samsun'dan İstanbul'a, şey İstanbul'dan Samsun'a gidiyor de. Vallahi. Burası Kavak kardeşim, Kavak. Kötü memleket neresi olur? Kavak olur. Ne oldu bunlar geldiler tıkadılar yolu ya. km hızla rüzgar esiyormuş Almanya'da arkadaşlar. Güran abi. Gel gel gel, bizim memleketimiz buradan iyi, gel. Sağdan akacağız da kardeşim. Dur dedi polisler, burada dur dedi. Ne var orada bilmiyorum. Kimse de geçmiyor zaten. Birisi durdu yine. İlerisi durdu, polisler dur dediler, burada bakalım. Niye dediler anlamadım. Çözmüş de değilik yani. Ayanka, hemşerun nereyesin da? Nereyeyim? Onur Alsan, nereye gideceksin abi? Samsun'a gideceğiz de, gidebilirsek usta, bu kardan ileriye doğru yol kapanmıştır zaten. Pek de gidebileceğimizi de sanmıyorum yani. Polisler gidiyorlar ama ne bileyim, ben anlamış da değilim yani bir şey. Adamlar gidiyorlar yavaş yavaş. Bu ön taraf niye gitmiyor ama? Ha?
Ya debriyaj çalışmıyor. Gidin daha, gidin daha be adamlar ya. Debriyaj çalışmıyor. Gidin daha be adamlar. Yanına kadar git. Gidecek de vites takılıp kalıyor ya, gidemiyor işte. Gidebilirsek olacak. Zor. Nerede alıyorum seni? Nereden baba? İstanbul'dan geliyor işte. Dünden beri geliyor. Araba arıza yaptıydı. Yaptırdım. Ha şimdi debriyajı boşalttım sen. Vitese geçiremiyor. Orada havasını aldık demin arkadaşlar, lazım bir şey ama. Yandan mı geçelim, bekleyelim. Devam. Seni ne dönem atacağım. Kafaya aldım. Sadece tek şeridi yapacağız burayı. Sen şimdi tek şeridi doldurdun. Kafaya aldım. Yol açıldı, bir sen gideceksin. Özgürsün. Vallahi iyi olur ya. Ne taşıyorsun? Şey var, temizlik malzemesi var. Kapat, geçeyim ben, dur. Bu zaman araba vites. Şey. Yaşasın Türk polisi. Otobüs yatmıştık. Nerede yattı? İleride var. Var mı çok ölü? Hakikaten ya. Tırnağa bana da gitmişler. Vallahi. Samsun'a. Tamam, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bedasız, iyi yolculuklar olsun. Ha orada. Merhaba. Sağ ol seni. Evet arkadaşlar, polis arkadaşımız yanımıza bindi. Bizi Enkafi'ye getirdi, koydu. Yol açıldı mı ilk sen çıkacaksın dedi. Allah razı olsun, teşekkür ettik. Aracımızın arızalı olduğundan dolayı arkadaşlar yardımcı oldu. Her zaman da yani, hani bazen oluyor da polislerden şikayet mikayet ediyoruz ya biz. Yani burada da iyilerine denk geldik. Allah razı olsun. Şimdi bizim tırları teksir haline getirdiler burada, getiriyorlar. Birazdan diğer arabaları salıp ondan sonra bizi salacaklar. Biz gene de ikinci sınıf
muamelesini gördük yani, gördüğünüz gibi burada. Arıza ne? Arızamız arkadaşlar, debriyaj merkezinden kaçak yapıyor şu anda. Kaçak yaptığı için de debriyaj faaliyet göstermiyor. Faaliyet göstermeyince de vitese geçmiyor. Memurlar benim canım ciğerim. Memurlar bizim canımız ciğerimiz. Seviyoruz hepsini. Polisleri seviyorum ben. Adam gene geldi geçti önümüze la arkadaş. Tabi çay bile ikram edecektim buna, az daha otursaydı arabanın içinde ama. Aynen öyle yapacağım Mehmet. Selam Orhan Cayır. Eyvallah, teşekkür ederim. Hasan Atar, hoş geldin kardeşim. Torpağım benim, akraba. Evet, çok cimriyim, adama çay bile vermedim hoca. Ya şimdi tabii ki illaki iyileri de vardır içinde de, biz genelde böyle çok ceza yediğimiz için çok moralim bozuluyor böyle bu gibi şeylere. Bir kafe kuruğun içelim. Bir kafe kuruğun içelim arkadaşlar. Kendimi özden geçelim. Bir kahve içek be. Ama az sonra yol kapanacak, yol. Az sonra yol kapanacak. Polis arkadaşımız diyor ki canlı yayın mı yapıyorsun diye. Canlı yayını da unuttuk biz, anasını satayım. Polisi aldık yanımıza. Evet Maksal abi diye. Afiyet olsun. Eyvallah, gel beraber olsun hoca. Sen şimdi yarın okul olmaz. Bu kara kışa tatil olmuştur zaten o. Yat aşağı. Emin Gökçe, eyvallah, teşekkür ederim. Sağ olasın. Selam reis demiş. Mustafa Berkant Yalçın, hoş geldin. Sen de döneceksin bekle. Seninle döneceğim bekledi. Sercan, nereye la Sercan? Nereye dönecek? Ayt koçum benim be. La gece gece, pazar gecesi, pazar gecesi saat 2. 62 kişi ayakta. Allah razı olsun hepinizden. Neredesin abi şu an demiş. Kavaktayım kardeşim, Kavaktayım. İlerideki durumu da öğrendik polis arkadaşımızdan. Otobüsle tır kafa kafaya gelmiş. Bayağı bir yaralı ölü var dedi ama bilmiyorum durum tam olarak ne. İnşallah çok da. Umut Kılıç, selam kaptan demiş. Eyvallah. Kolay gelsin abim. 89 Deniz 62. Eyvallah kardeşim benim. Hepimize kolay gelsin. İleride polis bekliyor. Öne geçti. Salmıyor kimseyi. Oh, kahve de sardı be. Ümit Kılıç, az dur çay alıp geliyorum. Eyvallah, gel gel. Bekleyeyim ben zaten, buradayım ha. Bekleyeyim ben burada. Kavaklı seni. Senin memleketin burası. Pis memleketin işte. Ha, görüyorsun. Çektiğimiz rezilliği.
Ya bu otostopçu sorusunu arkadaşlar bana bir daha sormayın ya. Haydar Sırttaş, selam kaptan, Allah yardımcın olsun demiş. Eyvallah, Allah razı olsun. Kardeşim, Samsun Kavak. Mustafa kusura bakma kardeşim, bu otostopçu işleri benim sevmediğim şeyler, biliyor musun? Divane Fuzuli, selam kaptan, Allah yardımcın olsun. Aga Hefe, iyi geceler abim, kazasız belasız, eyvallah. Teşekkürler. Seviyorum sizleri, bilmiyorum abi, özür dilerim. Yok kardeşim, kusurum. Özüre gerek yok yani, sen bizim kusurumuza bakma. Olur. Bilmeyerek olur. Emin Aşçı, kaç saatlik yolum kaldı kardeşim? Gitsek fazla bir yolumuz kalmadı, gidebilirsek bir saatte sürmez ama. Ama bizden önce bu küçük arabalara otobüsleri saldıkları için az sonra yolu tıkayacaklar bunlar. Biz gene yolda kalacağız. Yani bıraksalar bizi gitsek biz yolu açarız aslında ama ne bileyim, önceliği onlara tanıyorlar her zaman. Ona ya işte sorry, ne yapalım? Sorular, ne yapalım? Hasan Orak, Almanya'dan selam demiş, vatansever. Usta, Kavak'tayım şu anda, Kavak'ta. Hangi memleketteyim? Samsun, Kavak. Aynen. Dilin gemiyor olsaydı zaten. Kardeşim yol tıkalıydı. Duzlama derken yol berbatıydı. Şu anda ileride kaza vardı. Otobüs yatmıştı. Bilmem ne olmuştu. Kazadan dolayı yol kapalıydı. Yolun kapalı olduğu için de çalışma olmadı. Ali İhsano da çok merak ediyorum. Neredesin diye soranlar yayın başlığını okumuyor mu? Okumamışlar demek ki. Ali Sanayi. Okumamışlar demek ki. Otobüsler uçuyor. Herkes gidiyor de bize yol vermediler. Ha. Tır da gidiyordu. Tanker ama. Polisine dur dedi. Duracaksın dedi, ileride dedi. Tabii o kaçar. Durmaz. O kaçar. Ha bir tane daha. Akıllı olan yan yoldan doğru kaçıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz bak. Kamyon da gidiyor. Madem bunlar gidiyor, bizi de bırakın, biz de gidelim. (89) Deniz. Ara kardeşim, ara. Ara da bu yolu açsınlar yani. Ha, tırlar, kamyonlar hareket etmeye başladı. Gitmeye başladı zaten. Bunları durduracak şimdi. Geçti. Geç. Çek kenara dur diye. Çek kenara dur. Hangi birini durduracaksın daha bunları? Kaçarlar hepsi, durmaz. İlerisi tıkanacak şimdi. Tıkanacak. Biz gene buralarda kalacağız. Bekleyeceğiz. Ah dayı, bunların hangi birini durduracaksın sen? Hangi birini? Bunların hangi birini durduracaksın sen? Hepsi peş peşe ip gibi geliyorlar. Kendim yaptım jakla falan ama
İşte o da ne oldu? Bu sefer de debriyaj hava yaptı. Araba vitese geçmiyor. Havasını biraz da olsa aldık ama az bir şey. Zincir yok kardeşim. Zincire gerek yoktu ama bu saatten sonra olur herhalde ilerleyen dakikalara. Hangi birini durduracağımı? Tırların, arabaların acaba? Hepsi peş peşe ip oldu gidiyorlar. Durduramazsın daha. Geç ileride dur diye polis. 20 tane geçti. Hangi birisi duracak? Hepsi dizilip yola bekleyecek değil. Hoş geldin, hoş geldin hemşerim. Kardeşim yükümüz ne bilmiyorum ki. Arabanın kasasında yük var mı yok mu? Çaldılar mı onu da bilmiyorum yani. Yahu arkadaş, bizi salın, biz yolu açalım, ufak arabalar peşimizden gelsin. Ufak arabaları salıp da yolu tıkayıp da bizi az sonra yolda bırakmayalım. Bırakma da. Yok. Bak ne oldu? Ağa tıkandı yol. Yiğit Özkara eyvallah. Erkan Baş selam toprağım. Yarın özel otomla Bursa'ya gideceğim. Ne dersin çıkmayı yola? Kardeşim yola mola çıkma. Gözünü seveyim ya. Vallahi ya. Yola mola çıkma. Havanın durumunu görüyorsun. Durumu görüyorsun yani. Şuraya bak. Buna göre kararını ver. Nereden çıkacaksın ki? Samsun'dan çıkacaksan git çıkma. Yollar berbat. Arkadaşlar bu 97, 98, 100 kişi 20 like bırakmış. Şu like'larınızı atın da biz de sevinek be ya. Çarşambadasın Erkan Usta. Yok kardeş sen oturduğun yerde Bursa'ya yola çıkma. Bir iki gün bekle. Bu hava bir durulsun. En azından yarını da bekle yani. Çünkü bugünden sonra hava açacak dediler. Evet. Like'lara, like'lara arkadaşlar, like'lara. Çok ayıp ediyorsunuz ha, gecenin bu saatinde beni üzmen yani. Usta Murat Er, sen de gir abi demiş. Ya kardeşim ileride, şimdi polis orada, adam bizi getirdi, en öne koydu buraya. Kendisi geldi bizle. Şimdi buradan çıksak adama ayıp olacak, bizi gördüğünü. Adama da yanlış yapmayalım. İyi niyeti suistimal etmenin bir anlamı yok. İlla ki bizi de salacaklar birazdan. Yiğit Özkar abim ben de başlayacağım bu işe. Yazın başta kardeşim yazın. Ama havada bu işe hiç başlanmaz. Gözünü seveyim seni. Tırlar cihir cihir gidiyor ya. Tırlar cihir cihir gidiyor. Bizi niye beklediyorsun acaba? Herkes gidiyor. Biz de bari gidelim yavaştan yavaştan.
Beklemeyen de varmış derken kimse beklemiyordu zaten. Polis, öndeki araba polisten konuştu, izin aldı. O çıkınca ben zaten hareket ettim. Bunun çıkacağını anladım zaten. Geçerken de polise zaten kornemizi çaldık. Arkadaşlar bizi en öne koydular. Yani bize geldiler, yardımcı oldular. Araç arızalı olduğu için. Bakalım yol nasıl, durum nedir? İleriye doğru inşallah güzel bir şekilde devam ederiz diyeceğim ama bunlar bir yol verirse bize, biz geçeriz. De burayı zor çıkacak gibi geliyor bana. Önümüzdekiler bir giderse rahat edeceğiz de. Adamlar gidemiyorlar ki. Tıkanacağız şimdi köşelerinde. Ay anasını ya. Ay anasını ya. Geçin öbür tarafa da biz de gidelim daha. Ve mübarekler. Adam gidecek olana da yol vermiyor. Adam gidecek olana da yol vermiyor. Olduğun zaman var ya, perişan oluruz, perişan. Kaldın mı burada, kalırsın. Burada kaldın mı, kalırsın. Bunu var diye.
başladı arkadaşlar. Çıkarsın oğlum sen burayı! Çıkarsın! Sen burayı çıkarsın! Burayı çıkar da! Buradan sonrası! Çıkmaya çıktık da enmesi ne olacak? Enmesi yol tıkandı. İnmesi yol tıkandı arkadaşlar. Şu dingillerimizi bir indirek. Dingillerimizi indirelim arkadaşlar. Rampayı çıktık. Şimdi buradan aşağı rampa ineceğiz. Yük dingilleri indirelim. Aynen Ali Hüsnan o da rampayı çıktı en azından. Geridekiler Jortingil. Ya varamayacağız herhalde. Bade öyle geliyor. Çünkü bu yol çalışma olmadığı için. İllaki dedim ya ileride kaparız zaten bu yol diye. Ama en azından bu rampayı çıktık. Yani bir çakallı rampası kaldı. Önümüzde rampa olarak. Başka da rampa yok. Kavak nerede? Kavak Samsun'a bağlı arkadaşlar, Samsun'a. Evet, millet yavaş yavaş inmeye başladı. Şu en sağ tarafa kendimizi bir atalım. Biz sağlam şekilde. Millet nereye giderse gitsin. Zaten bu yol kapanacak yani. Bu belli bir şey tıkacak.
En azından biz şöyle uygun bir şekilde duralım çünkü. Birazdan açılırsa gideriz. Millet bir ezin yolu, bir çığnasın bakalım. Millet bir ezin yolu, bir çığnasın. Çakallı'ya iniş arkadaşlar, aynen. Havza Kavak arası değil usta, Kavak'a geçtikten sonra Çakallı rampası burası. Vallahi yol açma aracı, kürüme aracı hiçbir şey yok arkadaşlar. Millet duramıyor, illa gidecek. Aa, gördüğünüz gibi. Az sabredemiyorlar yani. Ön tarafı boşalsın, ondan sonra giderik demiyor kimse. İçtim içtim, kahveyi içtim Hasan. Niye durdum? Şimdi benim araba biraz sıkıntılı, biliyor musun arkadaşlar? Mecburen durdum. Ön biraz boşalsın. Bundan sonra kafama göre rahat rahat inerim diye düşünüyorum ama arka taraf tıklım tıklım. Habire geliyorlar bakalım. Yolda boşalacak gibi bir yol değil yani. Çünkü arka tarafta nereye kadar şeydi. Adam arkamıza geldi. Çapraz gene durdu. Ben de adama azıcık yol vereyim de arabasını düzeltsin dedik yani. İnsanlık yaptık. İnsanlığı da yaptık. Ula gecenin bu saatinde hiç kimse yatmıyor mu la? İyi canlı yayın yaptık biz bu saatte. İyi denk geldi demek ki. Geride kalmamız önemli değil arkadaşlar. Biz şimdi şöyle bir durumumuz var. Hasan Orak tutamazsan ne olacak? İyi oldu yayın diyor. Eyvallah. Şimdi bizim araçta zaten ilerisi durdu arkadaşlar, bakın. Yani gidemiyorlar. Gidemeyecekler de çünkü illaki bir şey olacak o ileride. Yalandan yere sıkıştırıyorlar birbirlerini. Yani ne bileyim, bence gerek yok. Şimdi ben arkadaşlar ne yapayım biliyorsunuz mu? Bunu da söyleyeyim size. Bir 5-10 dakika daha yayınımızı yapalım. Ondan sonra vurup kafayı yatacağım burada. Sabaha kadar buradayım. Yapacak bir şey yok. Nasıl olsa sabaha kadar bu yol açılır. Açıldığı zaman da kakar giderim. En azından uyuyalım, uykumuzu bari alalım. Hava şu anda 3 derece. Eksi de değil arkadaşlar.
Bu yol çünkü boşalacak arkadaşlar. Gerideki yığılma falan filan, bu yol boşalacak. Bir iki saate bu yol boşalır. En azından bir iki saat uyumuş olurum. Kazayı göremedik. Kazayı geri tarafta bir yerde mi oldu acaba? Kafa kafaya vurdular, tırıla dedi polis arkadaşımız. Siz de duydunuzdur herhalde. Hani ben kafamdan uydurmadım öyle bir şeyi. Doğru. Saldım ben seni, arkada kaldım diye de. Tamam. Biraz daha gideyim de az daha rampada dursun araba. Kafayı kurtaralım. Şöyle. Dorsa çıkıntılı dursun. Osmancık'ta da olması yok. Osmancık değil. Burası arkadaşlar. Söyleyeyim. Beni kastediyseniz Çakallı'ya inen rampa. Kavak'la Çakallı arası burası. Eyvallah Caner Usta. Kavak'la Çakallı arası. Ama 126 kişi, 54 tane like var. Yani hoca hanım, çok ayıp ettin. Bak bu like'ları hiç yükseltemedim bu sefer. Ben de şimdi kızdım, kapatayım ha canlı yayını. Ne yapayım? Kimse beğenmiyor beni. Bu beğeniler şimdi nispeten hemen bir anda yüze çıkması lazım. Yol açılsın tamamen aşağıya doğru. Arka taraftan gelemiyorlar. Şimdi rampada kalanlar oldu. Onların peşine kaldı millet. Kastamonu'dan geçtin mi abi demiş Emin Aşçı. Kastamonu'dan tabii ki geçtik kardeşim. Tuğla çekerken oradan geçiyoruz. Doğru diyin, doğru diyin. 60 kişi like atmamış, 60 kişi. Caner Usta, senin için ben pişmiş tavuğu bile yerim ya. Kapatmayayım ya. Arkadan araç gelmiyor da, onu var diye ön taraf boşalıyor yavaş yavaş. Arkadan araç gelemiyor. Şimdi Ali Özdil niye bekliyorum kardeşim? Arkadan araç gelemiyor. Ön tarafta biraz daha gitsin aşağıya doğru. Tamamen şimdi aşağıda durmaya yerimiz olmayacak. Eyvallah, Allah razı olsun.
geçmiş tabu herkes yer abi diye. Tabi canım ya. İyi yiyecektik ya. Neyse gidelim bakalım yavaş yavaş. Ersan Çelebi eyvallah. Turgut Özkaraca. Aşağısı durdu. Aynen aynen bu YouTube bize arkadaş oldu vallahi ya. Herkes bize arkadaş. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepinizden. Gecenin bu saatinde bak beni yalnız bırakmadınız. Seviyorum sizleri. Yok yok kardeşim ben Samsun'a iniyorum. Az bir şey kaldı şurada. Aşağıya inen dörtleri yakıyor. Yol tıkalı işte. Aşağıya inen dörtleri yakıyor arkadaşlar. Bakın ışık görünüyor aşağıda. Ertuğrul Mermer, şurada yatayım diyorum. Bir iki saat yol boşalsın diyorum ben ama. Bence daha iyi olur. Kar yağıyor bir yandan ama bu yolu işlediği için yol açılacak yani. İlla ki. Arkamda araba var. Arkamda bana vurmadan ona da vuracaklar. Yani ne bileyim. Kardeşim yürüyeyim yürümesinde sıkıntı yok da aşağı taraf duruyor. Ben buradan şimdi dörtlülerden stop lambalarının kırmızılığından anlıyorum orayı. Aşağısı duruyor şu anda. İlerlemiyor yani. Hani gidip de orada takılmaktansa burada beklemek daha hayırlı bence. Şöyle ışıkları da kapattım ben. Aracı da izop ettim. Bak arkadaş. Aynen bu sessizlik her şeye bedel. Bakın arkadaşlar polis geliyor. Kaza vardı da arkadaşlar. Şimdi bak ileride gördüğünüz dörtlü yakan arabayı görüyorsunuz. Onun önü yavaşladı. Durdu orası. Durduğu için biz buradan gitmeyelim diyorum ben işte. Birazcık bir iki saatte yatayım. Ondan sonra kakar çıkarım buradan. Yavaş yavaş. Gideriz diye düşünüyorum. Hem yollar açılır. Zaten imanımız gevredi. Mazudu mazudun hepsini yaktık. Ne var ne yok.
Neyse arkadaşlar. üzülerek de olsa bana birazcık şöyle müsaade ederseniz sevinirim. Malum bak aşağısı da durdu zaten. Ben de bir iki saat yatayım. Yok yerimiz geniş burası iyi yani. Arkadan beri duranlar da var. Ben en önündeyim şu anda. Bilerek böyle biraz öne durdum ki rahat bir şekilde buradan çıkayım diye. Hani bir sıkıntı olursa. Evet abi hayırlı geceler. Caner Usta kusuruma bakman. Yatayım birazcık. Yani perişan olduk zaten. Telef olduk. Dünden beri uğraşıyorum. Gecemiz gündüzümüz yok. Hepinize Allah rahatlık versin. Bu saatte beni yalnız bırakmadınız. Benimle beraber siz de yola devam ettiniz. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Dostça kalın. Ama şu gitmeden önce şu like atmayanlar atsınlar. Adamı kızdırman yani. Adamı kızdırman. Hayırlı geceler.